İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Paris Masters tenis yarışmasını kazanan Karen Haçanov, Novak Djokovic'i hayretler içerisinde bıraktı. Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh Cumhuriyeti liderleri Arta Savunma Ordusu meselesini tartışıyor. Amerika'nın 1918-1920'de Ermenistan'a yaptığı yardımın sergisi Arta'nın başkentinde açıldı. Rusya, Hindistan ve İran yeni bir ipek yolu inşa ediyor. 1599 yılına ait Ermeni Haçkarı, Kürt evinin eşik taşı olarak kullanılıyor. Batı Ermenistan'da gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar neticesinde 3000 yıllık testiler bulundu. Ararat Dağı beyaz bulutlarla süslendi. 21 Mayıs 1996 doğumlu Karen Haçanov, Ermeni kökleri bulunan bir Rus tenisçidir. O, Profesyonel Tenis Birliği'nin 4 serisini kazandı. Haçanov, 4 Kasım 2018'de Paris Master Şampiyonası'nı kazanarak kendi kariyeri süresince elde ettiği en üst onura erişirken tenis listesinde de 11. sıraya yükseldi. Garen daha anaokuluna giderken 3 yaşında tenise başladı. O zaman ebeveynleri onu bir tenis takımına götürdü. Babası Apgar tıp eğitimi almadan önce üst düzey voleybol oynamış, annesi Natalia ise aynı şekilde tıp eğitimi almış. Onun Margarita adlı kız kardeşiyle Georgi adında erkek kardeşi var. Marat Safin ve Juan Martin del Potro, Haçanov'un idoluydular. Tuttuğu takımlar ise Real Madrid ve Miami Heat. Karen Haçanov, 7-5-6-4 skorlarla Novak Djokovic'i yenerek Paris Masters şampiyonasını kazanırken, Djokovic'in Rafael Nadal'ın 33 Masters şampiyonluk rekorunda eşitliği yakalama şansını kaybettirdi. Dört kez şampiyon olan Djokovic, cumartesi günü 3 saat süren yarı final maçında Roger Ferrer'i yendikten sonra tamamen enerjisi tükenmiş görünüyordu. Djokovic, dördüncü oyunda 3 birlik skorla 30-0 öne geçti. Fakat Haçanov, öngörülmeyen bir şekilde hezimete uğratarak Djokovic'in önüne geçti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Karen Haçanov'u kutladı ve yeni neslin başarılarında Batı Ermenistan'ın onur duymakta olduğunu ifade etti. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'nın basın departmanlığından verilen bilgiye göre, Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan ile Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, savunma ordusunun mücadele gücünün tutarlı bir şekilde yükseltilmesi, Arsak ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri işbirliği, sınırlardaki durum, iki Ermeni devletinin iç ve dış politikaları ile bu doğrultudaki işbirliğini ilgilendiren sorunları ele aldılar. Görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Vekili David Tonayan, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Zohrab Mnatsaganyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi Direktörü Artur Vanetsyan, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı Artak Davikyan, Artsakh Cumhuriyeti'nin ilgili departman yöneticileri ve diğer resmi şahsiyetler hazır bulundular. Gençlerin Hristiyan Derneği adlı Uluslararası Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu'nun Artsakh Şubesi ve Amerikan Ermeni Kongresi adlı tüm Amerikan Ermeni Kuruluşu'nun ortak girişimiyle Stepanagert'teki Kültür ve Gençlik Sarayı'nın sergi salonunda 1918-1920 yılları arasında birinci Ermenistan Cumhuriyeti'nde Amerikan Yardım adlı sergi düzenlendi. John Elder ve James Errol, Gençlerin Hristiyan Derneği'nin bir şubesini açmak için Ocak 1918'de Amerika'dan Yerevan'a geldikleri açıklık kazanıyor. Gençler bu kendi amaçlarını aynı yılın 11 Şubat'ında gerçekleştiriyor. Ön cephedeki durumun bozulmasından sonra dışarıdaki dünyayla bağlantı kurma imkanı olmayan ve Yerevan'da kalan tek Amerikalı olacaklarını hayal bile edemezlerdi. John Elder ve James Errol o zamanlar daha 20 yaşındaydılar. Onlar Batı Ermenistan'da sürgün edilen on binlerce yetimi kurtarmayı başarmış, yaşayabilmeleri ve iş güç sahibi olmaları için yüzlerce insana yardım ederek fabrikalar ve iş yerleri açmışlar. Ermenistan hükümeti onları kahramanlar ve Ermeni halkının en yakın dostları kabul etmiştir. Sergi Amerikalıların 100 yıl önce talihsiz Ermenilere ne kadar yardım ettiklerini bilmek için bir fırsattır diyen Vartanyan ayrıca serginin Yerevan'da da düzenleneceğini ekledi etkinlikte Artsakh Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Aşot Hulyan, Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Masis Maylyan, Artsakh Cumhuriyeti Kültür Gençlik Sorunları ve Turizm Bakanı Lernik Kovanisyan, parlamento üyeleri, toplum kuruluşları üyeleri ve misafirler hazır bulundular. İran kaynaklı Press TV sansasyon bir haber yayınladı. Buna göre Rusya, Hindistan ve İran'ın uzunluğu 7.2 bin kilometre olan Kuzey-Güney Uluslararası Koridoru'nun açılışını Kasım ayında görüşecekler. Hindistan'ın Mumbai Limanı'ndan Fars Körfezi'nin Bandar Abbas Limanı'na oradan İran bölgesinden geçerek Hazar Denizi kıyısında bulunan Bandar Enzeli'ye, buradan da deniz yoluyla Astrahan ve demir yoluyla Avrupa'ya doğru gidilecek. Sansasyon olan ise Japon Nihon ki İcai gazetesinin haberidir ki 2002 yılında koridor oluşturma konusunda bu fikir ortaya çıktığında ve Rusya ile Hindistan arasında anlaşmaya varıldığında ilk tepki gösteren Azerbaycan'dı ve Bakü bu projeye 2005 yılında dahil oldu. Fakat yakın zamanda Rest Astara İran, Astara Azerbaycan arasında yeni demiryolu hattı hakkında sıkça konuşulur oldu ki Kuzey-Güney koridorunun batı doğrultusundaki demiryolu güzergahının eksik kısımlarını tamamlıyordu. Bu test edilmiştir ancak Medya TV'si hiçbir şekilde Azerbaycan'dan söz etmemektedir. Öyle görülüyor ki Transkaspiya'nın ilk alternatifi Rus deniz limanları olan Astrahan, Olya, Mahaçkala ile İran'ın limanları olan Bener Enzeli, Nusr ve Bender Amirabad'dır. Bazı nüanslar vardır. İlk olarak Hindistan-İran-Rusya koridoru Transkafkasya devletlerini es geçiyor. İkincisi malların Avrupa'ya taşınması için rota Türkiye bölgesinden geçmiyor. Üçüncüsü sadece tek bölge tek yol adlı Çin projesinde değil. Ayrıca bu doğrultudaki geleneksel yollar olan Süveyş Kanalı, Türkiye'nin Karadeniz boğazları, Süveyş Kanalı, eski Yugoslavya limanları Süveyş Kanalı, Cebele Tarık Boğazı, Belçika limanları, Hollanda güzergahları için gerçekçi bir seçenek yok. Sonuçta biz sadece temel transit gelirler olan ekonomi hakkında konuşmuyoruz ama aynı zamanda Hindistan, Rusya ve İran için koridorun jeopolitik artılarını konuşuyoruz. İstanbul Boğazı Dardanel doğrultusunda yük taşımacılığının Tahran'ın ilgisini çeken Fars Körfezi Hazar Denizi koridoruyla değiştirilmesi parametreleri birleştirmekte böylece temel Asya ve Avrupa kara ve deniz koridoru sonlanmaktadır. Ve Rusya, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, İskandinav bölgesi ile Baltık Denizi'ni kapsayan Orta ve Kuzeybatı Avrupa için güvenilir bir transit ülke konumundadır. Böylece muazzam bir projenin hayata geçirilmesi küresel jeopolitiğe yeni ufuklar açacak. Her şeyden önce ulaşım altyapısında, küresel ekonomide büyük değişiklikler yapacak. Uzmanlar kapalı bir jeopolitik üçgenin yaratılabileceğine inanıyorlar. Avrupa Birliği, Rusya, İran, Hint Okyanusu, Akdeniz ve Afrika'yı, bunun yanı sıra Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu'nun çok yönlü bölümü atlayarak İran ve Güney Asya, Uzak Doğu, Çin ve Kore'ye ulaşacak. Yani Moskova ve Tahran Güney ve Güneydoğu Asya'da Avrupa'nın en kısa ve en ucuz transit rotası olacak. Ama her şeyden önce bu rota Rus-İran Birliği'nin ulaşım ekseni ve ekonomisinin altyapısal temeli olabilir ve çevre devletlere de yararı dokunacak. 1599 yılına ait Ermeni haçkarı Kürt evinin eşik taşı olarak kullanılıyor. Anıt uzmanı Sambel Garabetyan Facebook sayfasında şöyle yazıyor. Ne zaman kaçıyorsun, onursuz da yaşayabileceğini sanıyorsun ve onurun bir Kürt evinin eşinde beliriyor. 1599 yılına ait Haçkar, Sparkent ilçesi Suzans köyü. Çorum'un Boğazkele ilçesindeki Hattuşa Antik kentindeki kazı çalışmalarında 3000 yıllık erzak deposu bulundu. Erzak deposunda bulunan parçalar kazı evindeki laboratuvarda puzzle gibi birleştiriliyor. Tarihi Milli Park Hattuşa Ören yerinde 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazı çalışmaları 112 yıldır sürdürülüyor. UNESCO'nun dünya kültür mirası ve dünya belleği listelerindeki tek antik şehir ünvanına sahip Hititlerin başkenti Hattuşa'daki arkeolojik kazılarda bilim insanları tarafından büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkarılan eserler aynı hassasiyetle restore edilerek sergilenmek üzere müzeye teslimi sağlanıyor.'' Kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla gün yüzüne çıkarılan parçaları kazı evindeki laboratuvara getirdiklerini anlatan Alman Arkeolog Enstitüsü adına kazı çalışmalarını yürüten kazı başkanı doçent doktor Andreas Şahna şöyle dedi. Kazı çalışmasında bir erzak deposu bulduk. Bu deponun içinde büyük erzak küpleri tespit edildi. Bunların da bir kısmını çıkardık ve restorasyon için kazı evine götürdük. Bunların içinde hem sıvı hem de hububat bulunduğunu biliyoruz. Küplerin içindeki çıkan toprağı eleyerek yanmış buğday ve tohumları değerlendirme şansımız oluyor. Böylece Hititlerin ne yiyip içtiğini görme şansımız oluyor. Tüm bu işlemleri kazı evinde yapıyoruz. Kazı alanında bulunan eserler parçaları poşetlenerek kazı evine getiriliyor. Şu anda 3000 yıllık olduğu tahmin edilen 16 adet büyük küp anlamına gelen ...PITOS'u birleştirmek için çalışıyoruz. Batı Ermenistan'ın Bayazat sınırında bulunan Ararat Dağı'nda... ...kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. 5137 metre rakımıyla Batı Ermenistan'ın en büyük dağı olan Ararat Dağı... ...kar yağışıyla beyaza büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği... ...dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına ev sahipliği yapan Ararat Dağı... ...çevresinde sonbahar ve kış manzarasının bütünleşmesiyle güzel görüntüler oluşturdu. Turistik işletme sahibi Abdurrahman Zerener yaptığı açıklamada ilçenin sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi yapılarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi. Sonbaharda doğada oluşan renklerin Ararat Dağı ile eşsiz güzellikler sunduğunu anlatan Zerener, özellikle kış mevsimine geçişin yaşandığı bu günlerde doğa tüm cömertliğini Bayezid'de sergiliyor ifadelerini kullandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arpi tarafından seslendirilen Tamzara şarkısını sunuyoruz.

Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.